Serkan Bey. Serkan Genç Kadırga TV. Hocam tabii şampiyon bir teknik adam olarak tekrar geri geldiniz. Geri gelişinizle birlikte camiada bu sezon adına beklentiler de bir o kadar da arttı. Bunu biz görüyoruz. Biraz da şampiyonluk söylemleri de artık taraftarlarda da dillendirilmeye başlandı. Bu süreçle ilgili nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Bu sizin üzerinizde artı bir baskı oluşturacak mı? Yok, bende bir baskı oluşturmayacak. Hakikaten burada yani 22 sene 4 ay rekorlar da kırıldı, istatistik rekorlar da kırıldı, kupalar da alındı. Tarihinde var zaten Trabzonspor'un, sadece benim dönemimde alınmadı. Birçok kupası var. Bu şehir böyle, bu coğrafya böyle bir coğrafya. Doğru planlama yaparsan bunun hem bu ligimizde hem de Avrupa'da özellikle işler yapabilecek bir durum oluşturulabilir. Sonuçların bazen inişleri çıkışları muhakkak olacaktır. Bende bir baskısı yok. Gerçekleştirdiklerimiz var. Destek için her zaman destek oldular. O destekler için taraftarımıza teşekkür ediyorum. Pazartesi akşamından itibaren o desteklerine devam etsinler. Onlarla beraber yaptık biz bu zamana kadar şeyi. O zaman da söyledik. Beraber hücum yaptık, beraber savunma yaptık. Onlar destek oldular. Onlara ihtiyacımız var. Onun için onlar kazandıkça mutlu oluyor bu şehir. Trabzonspor kazandığı zaman herkes mutlu oluyor. Bunu biliyorum ve farkındayım. Onun için en iyi şekilde hazırlanacağız ve yapacağız. Bir baskım yok. Planlamayı aynı şekilde yapacağız. Trabzonspor'un hedefi de benim hedefim de, ekibimin hedefi de hiçbir zaman bitmedi, bitmeyecekti. Nurgül Hanım. Nurgül, günaydın. Futbol Arena hocam, başarılar tekrardan. Teşekkür ederim. Hocam bu sene ligin seviyesi gerçekten çok yükseldi. Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti, ezeli rekabeti transferlere yansıdı ve gerçekten şu anda puan farkını da açmış vaziyette. 8'de 8 yapan bir Fenerbahçe, aynı şekilde Galatasaray. Gerçekten kaliteli transferler var. Bu anlamda Trabzonspor geldiğiniz ilk sezondaki gibi yine bir yapılanma sezonu geçirip hedefini önümüzdeki sezon için mi belirleyecek? Bu seneki yarışı nasıl görüyorsunuz? Ligin çok farklı seyrettiğini siz de görüyorsunuzdur hocam. Tabii ki takımlar iyi kadrolar, yüksek maliyetli oyuncular şu anda gidilen süreç ama hep takımların kırılmaları olacaktır. Biraz evvel ifade ettim aslında, bu sizin sorduğunuz sorunun içindeki cevabı vardı aslında. Biz maç kazanma alışkanlığını yakalayıp bu bizi nerelere taşıyacak? Yani ligin en tepesine nereye taşıyacak? 21-21 sezonu, yani bir önceki gelmeden evvelki sezon takım 17. idi. 4.'lüğe taşındı. Hatta 7 maç üst üste bir seri yakalamıştık. Ondan sonra neredeyse yukarı yapışıyorduk. Bunu biz kazanalım. Avrupa kupalarına gidelim. Türkiye kupası var önünde, çok önemli bir hedef. Tekrar oraya gidebilmek için. Ve bununla yaparken de önümüzdeki senenin planlamasını yap. Burada neyi yakalayabiliyoruz? Yoksa önümüzdeki sene Trabzonspor bu planlamanın içinde tekrar en tepeye, en zirveye oynamak için planlamasını yapacak. Bugünden itibaren. Ali Bey. Tekrar hoş geldiniz. Başarılar. Ali Savaş, 61 saat. Geçen sene aslında Trabzon'un gündeminde önemli bir açıklama yaptınız. Yani takım içerisinde köstebekten filan bahsettiniz. Aynı tehlike şu anda seziyor musun? Köstebek kelimesi kullanmadım. O biraz ağır kelime ama ben şöyle bir ifade kullanmıştım. Gene buradaydım yanlış hatırlamıyorsam. Herkes Trabzonspor'a hizmet etmek. Biz de Trabzonspor'a hizmet etmek için varız. Bu hizmeti en iyi şekilde kuruma yapılır. Bireylere yapılmaz diye. Ve bunu en iyi şekilde de ben, bu yönetimin alacağı bir karardır. Ben sadece düşüncelerimi, duygularımı, yaşadıklarımı anlatırım. Ondan sonra yönetim bununla ilgili bir karar alır. Ve biz bu karara saygı gösteririz. Şu an itibariyle, yani şöyle söyleyeyim, geldim kulübün içine girdiğimde ayrılmamış gibi hissettim. Aslında milli takım arasına gittim geldiğim gibi bir hissiyat vardı bende. Çünkü o kadar alışkanlığımız ve yaşanmışlığımız olduğu için. Onun için bu kelimeyi kullanmayalım. Kuruma hizmet bugün bütün profesyonellerin ve bizlerin yapması gereken bir şeydir. Onun için marka Trabzonspor'dur. Onu en iyi hale getirmek için çalışıyoruz. Bireylere çalışmıyoruz. Halil İbrahim Bey. Hocam hayırlı olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Çay TV'den Halil İbrahim Bileli. Ayrılırken özellikle basın toplantılarında hastalıklı bir dönemin geçtiğini ifade etmiştiniz. Yaklaşık 7 ay önce, bırakmadan hemen önce. Bu süreç içerisinde, bu geldiğiniz dönemde bu süreci nasıl iyileştireceksiniz? Bu hastalıklı dönemi nasıl atlatacaksınız? Bir de yeni transferler var. Özellikle Trabzonspor taraftarı Pepe'nin performansını çok merak ediyor.
nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Ne zaman hazır olur? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. Hastalıklı durum oyun anlamında, oyunsal anlamda söylemiştim. Hatta çok net hatırlayın. Birçok şeyi deniyorum. Oyun olarak deniyorum, oyuncu olarak deniyorum. Başka formasyonlar deniyorum. Bazen bunun karşılığını alıyorum. Yani şunu biliyorsunuz. Burada mesela çok ciddi bir maç kazanıyoruz veya bir Avrupa Kupası maçı kazanıyoruz ve ligde çok ciddi bir takımı yeniyoruz. Her hafta çok enteresan, olumsuz bir sonuç alabiliyorduk. O günden bugüne sorguladığımız birçok şey var. Çünkü sorgulamazsan gelişemezsin. Oyun olarak da, oyuncu olarak da sorguladığımız durumlar var. Bazen şunu yaşadık. Şampiyonluktan sonralar, bugün Napoli de yaşıyor. Belki fazla özgüven. Bir daha iyisini, daha iyisini yapabilirim. Alınan oyuncular kötü oyuncular değillerdi. Hepsi milli takım oyuncularıydı. Ama organizasyon bir şekilde oturmamıştı. Mevkisel olarak sıkıntılarımız oldu sakatlıklarla beraber. Alternatifleri buna cevap verememişti. Mevki olarak orta saha oyuncularını kenar oyuncusu olarak kullanmak zorunda kalmıştık. Bu organizasyona aslında zaman zaman cevap verdi, zaman zaman gerisinde kaldı. Onun için bunlarla ilgili tespitlerimiz var. Şu an itibariyle mevcut kadro üzerinde çalışıyorum. Bildiklerim var. Ona göre bir oyun planını neler yapabilirimi düşünüyoruz, çalışıyoruz. Dibimizde bir şeyler var. Bunu uygulamaya başlayacağız. Mevcut alınan oyuncularla ilgili sordum bir de, değil mi? Onacho, Mendy, Pepe, Mehmetcan. Benkoviç var. Şimdi şöyle, Pepe ile dün Lübeck'te görüşme yaptım. Bildiğimiz bir oyuncuydu ama burada şey olduk. Biliyorsunuz uzun süre oynamamasının, sonra sezon başı yapmamasının, son iki bireysel, yani şöyle söyleyeyim, 15 gün bireysel antrenman yapmış. Sonrasında direkt takım antrenmanına girince sakatlık tekrar yükseliyor. Şimdi dünden beri adım adım işte ısınmaya, takımla beraber girmeye başladı. 5'e 2'ye girmeye başladı. Gün gün iletişim halindeyiz. Özel oyuncu. Bize çünkü maçlar da kazandıracak. Sakatlanmadan en iyi şekilde antrenman süresinde maç süresini planlayarak hareket edeceğiz. Pazara kadar bu hafta ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Pazar günü doktorla konuştuktan sonra daha sağlıklı Pepe ile ilgili bir durum söylenebilir. Onacho ve Mendy potansiyel oyuncular ve geldikleri gün itibariyle Trabzon'da kendilerini kabul ettirdiler. Lige de kendilerini kabul ettiler. İyi bir görüntüleri var. Takım kalitesini yukarı doğru çektiler. Onlarla da bir görüşme yaptım. Onların da şu an itibariyle enerjileri, insan kaliteleri yüksek ve takıma yardımcı olmak istiyorlar. Bunlarla beraber, tanıdıklarımızla beraber oyunda neler yapabileceğimizi de özellikle pazartesiye kadar hem oyuncularımıza tekrar bir felsefemizi savunmada, hücumda neler yapılacağımızın sunumlarını yapıp mevcutta çalışmadıklarımızda hem sahada pratikte çalışarak pazar günü daha böyle eksiksiz, daha sağlıklı, daha net maça çıkmak istiyoruz.